Bu gece burada toplanmayı ben istedim. Sebebine gelince, masamızdaki bazı arkadaşların şahsi meseleleri düşmanlığa dönüşmeden yakınlığı tesis etmek. Hani ayırıyorduk iki konuyu? Hani Hızır Reis'le Ekrem Bey'in konusu ayrı, bizim ticaretimiz ayrıydı. Ayrı. Ender, ayrı. Bu gece bu mekana geldik ki, Hızır bak, senin mekanına geldik. Hiçbir düşmanlık yok. Ama ticaretimizde gelişmeler var. Öyle değil mi Ekrem'cim? Evet. Hızır'la aramda çözülmesi mümkün olmayan bir mesele var. Ama bu onunla meselem. Bunun ticaretimize engel olmayacağını göstermek için de Ünal Bey'in ricasını kabul ettim ve geldim. Konuya gelecek miyiz? Konuya gireceğiz. Silahlarla birlikte ilaçların sevkiyatına hiç kimsenin itirazı yoksa bu akşam Ekrem, Ender ve İlker bir organizasyon yapacak. Konu bu mu? Konu bu. Şahsi meseleleri konuşmuyoruz dedik. Sizin Mürsel'den haberiniz yok mu Ünal Bey? Mürsel kim? Kara Mürsel. Mürsel Kara. Ne olmuş Mürsel Kara'ya? Tanımıyor musunuz Ekrem Bey? Evet tanıyorum. İşte o sizin tanıdığınız adam buraya geldi. Adamlarıyla birlikte. Bu masa kadar bize laf etti. Hem de tehdit içerikli konuştu. Sonra sizin bir adamınız vardı. Zeki. Heh, Zeki. Sizin o adamınız Zeki'yi öldürdü gitti. Zeki ile ne alakası var bu konunun? Şimdi sizin bu Zeki bize dedi ki bütün bu olayların arkasında Mürsel var. Öyle deyince biz de Yaşar'la şu Mürsel'i bir araştıralım dedik. Demeye kalmadı. Bu Mürsel çıktı buraya geldi. Dedi ki mantar tabancası satabilirsiniz. İzin veriyorum. Ama haddinizi bilin. Kimmiş bu hadsiz? Bize haddimizi bildirecek. İşte ben de bu yüzden burada toplanalım istedim. Yoksa sizin tentirdiyotla sargı bezinin yanında mantar tabancası satma fikrinizi onaylayacağımdan değil. Onay vermiyor musun yani reis? Temiz bir iş diye söyledim. Hem sağlıkla da ilgili bir şey. İnsanlar ölmesin tabii. Tabancayı yanına niye koyuyoruz o zaman İlker? Ya o başka bir yere gidiyor, o başka bir yere gidiyor. Ya şimdi kendimizi kandırmayalım. Yani biz aynı yere gidiyor diye düşünelim günahını üstlenirken. Ha farklı yere gidiyorsa yani birinden sevap kazanırız, yani birinden de günah kazanırız. Hah. Amaç tam da bunları kazanmaktı. Beyler,
Biz iş adamıyız. Prensiplerimiz var. Masanın en önemli prensibi de örgütlere silah satmayacak olmamız. Bu prensibe ters bir durum olmadığını Ekrem Bey garanti etti Ünal Bey'e. Ve bahsi geçen para çok büyük miktarda. Ve bizim alanımızın dışında. Hızır Reis, bunun neyine itiraz ettiğini söyler misin? Şuna itiraz ediyorum. Ben şimdi size diyorum ki, bu adam gelip bize meydan okudu. Hepimize meydan okudu. Siz ticaretten bahsediyorsunuz. Ne ticareti? Bu tür adamlar size ticaret yaptırır mı zannediyorsunuz? Hı? Hızır, adam seni tehdit etmiş. Bunun seninle şahsi bir problemi var belki de. Bugün beni de tehdit etti. Beni de. Yani? Yanisi şu, Ekrem Bey. Bugün bu masada senin bu ticaretine hayır diyecek insanlar tehdit ediliyor. Ama gördüğüm kadarıyla Yılmaz Bey'i tehdit eden falan yok. Hatta bana herkesçe yakınlığıyla bilinen Ender ve İlker de dahil. Sağ ol reis. Sebep ne? Ender'le İlker bu ticareti kabul edince tehdit edilmeye gerek bile duyulmadı. Yani Mürsel benim adamım mı demek istiyorsunuzdur? Değil mi Ekrem Bey? Eğer benim adamımsa ticaretimize devam ederiz. Yok değilse, ticaretimize engel olursa o zaman gerekeni yaparız. Benim Ekrem'in dediğinden anladığım şu. Mürsel'le ilgili bir sorun olursa bu Ekrem'in sorunu. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Eğer ortada bir sorun yoksa Mürsel Hızır'ın sorunu, tipinin sorunu ve Yaşar'ın sorunu. Yine bizi ilgilendiren bir şey yok. Yani siz kazanacaksınız, biz çatışacak mıyız? Dostum Yaşar. Öyle görünüyor. Bu durum bana hiç dostane görünmedi. Dostum İlyas. Ama olsun. Mesele değil. Madem biz Hızır Reis'le, Dadaş Murat'la... Eyvallah. ...biriz. Mürsel'in üzerine gideriz. Ezer geçeriz. Arkasında kim varsa. Ezer geçeriz. Bu masada da olsa ezeriz. Tamam mıdır? Var mı itirazı olan? Hiçbir itirazım yok. Ben açık oynayan, açık konuşan, açık yaşayan bir adam. Mürsel dediğiniz de kontur gerilla tipinde
küçük adamlar benim gözümde. Muhatabım değil. Ama eğer siz muhatap olmak istiyorsanız olun. Ardını arkasını bulun. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama ticaretimizde herhangi bir engel çıkarsa buna da Mürsel süsü verilirse ben de bu masada bazı insanları suçlarım. İtirazı olan var mı? Ben size bir mesel anlatayım da bu konu kapansın. Bizim Dayıoğlu dediğimiz bir gariban vardı. Bu tarlada çalışırken saman otu bir yere ayıklarken samanlar birdenbire alev almış. Tabii bu bizim Dayıoğlu'nun bir yıllık emeği, hasadı kurtaracak. Atmış kendini ateşin içine. Duyduk dediler hastanede. Vardık hastaneye. Acile gittik baktık. Bizim Dayıoğlu yok. Dedim bu yanık merkezi nerede? Gösterdiler gittik baktık. Orada da yok. Dedim Allah Allah ne oluyor acaba? Dedim cildiye nerede? Gösterdiler baktık orada da yok. Ulan bizim bu Dayıoğlu nerede? Morgda mı? Baktık oraya da baktık orada da yok. Tam hastaneden çıkacağız, ortopedinin önünden geçerken bizimkinin sesi. Kimsesiz baba, kimsesiz baba. Baktım her yeri alçı içinde. Dedim Dayıoğlu, bize senin için yandı dediler. Senin her yerin alçı. Bu hal nedir? Her tarafını sarmışlar. Dedi ki, yanmaya yandım da Dayıoğlu. İmdadıma yetişenler kürekle söndürdüler. O yüzden her yerim kırıldı. Ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam bu meseleyi niye anlattı? Belli ki bu masada birisi yanacak. Belli oldu. Bu saatten sonra herkes bilsin ki ben elimde kürekle gezerim arkadaş. Sonra demeyin ki acaba yansaydık daha mı iyiydi?